Herkese merhabalar arkadaşlar. Amerika'da hayat nasıl gidiyor? Virüsten sonra ne alemde şu anda durum? Biliyorsunuz Kaliforniya'da ve güneyde, bilhassa Florida tarafında vaka sayısı ciddi manada fazla şu anda. Ama benim bulunduğum bölgede, normalde biliyorsunuz New York bölgesinde yaşıyorum ama şimdi New Jersey tarafındayım. New Jersey'nin güneyindeyim. Burası böyle yazlık bir belde ve nasıl diyeyim ben size, Bodrum'un bir kasabası gibi düşünün burayı. Neyse, burada çok fazla böyle emekli hayatı yaşayan insanlar görebilirsiniz. Kışın çok fazla hayat olmayan bir kasabadayım ben şu anda. Burada hayat nasıl? Onu göstermek istiyorum. Açıkçası ben çok fazla dışarı çıkmıyorum bu virüs durumundan dolayı. Elimden geldiği kadar evde durmaya çalışıyorum. Ama ihtiyacım olduğu nispetle de dışarı çıkıyorum tabii ki. Yani bugün yapacağım gibi gideceğim, bir alışveriş yapacağım. Birkaç eşya almıştım bu arada. Kıyafet almıştım. Onlar bana küçük geldi. Onları geri iade edeceğim. Burada tüketici haklarına çok ciddi manada saygı var. Ve bu işletmelere belki çok faydalı bir şey olmayabilir ama bizim gibi insanlara çok büyük faydası var. Nasıl mı? Bir aylık adam sana süreç veriyor. Aldığın ürünleri kullanabiliyorsun bir ay boyunca. Ve bir ay içinde sorgusuz sualsiz, hiçbir şekilde sormadan adamlar iade alıyorlar. Yani götürüyorsun ürünü, bir ay giydin diyelim bunu veya işte kullandın. Ayakkabılarda falan sorun çıkartabiliyorlar tabii. İşte kullandığın her şeyde, şöyle bir dakika şu ışığa yetişmek istiyorum. Ya rally yapıyor muyum? Okey, tamam, yetiştik, güzel. Pardon ya. Neyse, kullandığın, bir aylık kullandığın ürün neyse, elektronik cihazların çoğunda da geçerli ama kameralarda falan bunu suistimal ettikleri için açılan paketleri belli bir oranda sigorta ücreti mi alıyorlar, ona benzer bir şey alıyorlar, işte öyle iade alıyorlar ama yine de kiralamış gibi oluyorsun yani kameraları vesaire. Bu arada ben bir kamera almıştım, denemiştim, onu iade etmiştim ve aldılar geri yani açıkçası. Sıkıntı olmadı ama bütün kameralarda geçerli değil bu. Fakat örneğin nedir? iPhone'larda bile 2 hafta kullanma süresi var mesela. Apple'da sana böyle bir hizmet veriyor. Diyor ki 2 hafta benim ürünümü kullanabilirsin. Memnun kalmamışsan eğer geri iade edebilirsin diyor. Şimdi ben de üstüme bir şeyler almıştım. Denedim. Orada denemek yasak. Bu koronadan dolayı kıyafet denemeyi yasaklıyorlar. Yani birbirine bulaştırmasın insanlar vesaire diye. Dolayısıyla eve geldiğimde denediğimde çok küçük oldu bana. Şimdi birazdan gideceğim. Sıraya gireceğim. Eğer sıra varsa tabii. Umarım yoktur. Ondan sonra onu iade edeceğim. Hepsi bu kadar. Normal şartlarda dışarı çıkıyor muyum? Yok, çok çıkmam. Yani biraz burjuva olduğum için golf oynamaya falan çıkıyorum. Neyse, şaka bir yana. Golf nerede, biz nerede, değil mi? Hani keşke iyi oynayabilsem ama işte golfe merak saldım bu ara, biliyorsunuz. Onu da güzel bir videolayacağım size. Çok keyifli bir oyun. Benim hoşuma gidiyor en azından. Ve çok da pahalı bir spor değil aslında. Fakat tabii ilgi alanıyla alakalı bir durum bu. Neyse, birazdan yolum az kaldı. Yaklaşık bir 5-10 dakikalık bir yol var gideceğim işte mekana. Orada biraz alışveriş yapacağım evime. Mutfak alışverişi yapmam gerekiyor. Ürünleri iade edeceğim. Ondan sonra eve geri döneceğim ve yeni bir video paylaşacağım sizlerle. En kısa zamanda umarım daha güzel hikayelerle karşılaşırız. Eğer güzel hikayeler, farklı hikayeler istiyorsanız Amerika ile alakalı veya gidilecek yerlerle alakalı, lütfen bana aşağıda bunu belirtin. Nereyi görmek istiyorsunuz, nerelere gitmemi istiyorsunuz, bunu bana söyleyebilirsiniz. Tabii bu pandemi süreci ya da bu virüs süreci biraz daha düzeldiği zaman inanılmaz planlarım var. Bunları hayata geçireceğim inşallah. Bunlar üzerinde çalışıyorum. Emin olun yakında bunları göreceksiniz. İzlemede kalın. Teşekkür ediyorum. Ya tahmin ettiğimden bayağı bir kalabalık çıktı. Vallahi ne yalan söyleyeyim şu anda. Ama yapacak bir şey yok, artık buradayız. New York'ta olduğu gibi burada da insanlar çok fazla kendine dikkat etmiyor. Çok fazla sosyal mesafeye özen göstermiyorlar. Ciddi manada sıkıntılı yani şu anda durum. Ama ama en azından ama en azından elimizi şunla temizleyebiliyoruz. Neyse, alışveriş yapacağım, çıkacağım. Umarım çok fazla insanlarla iç içe vıcık vıcık bir alışveriş olmaz diye ümit ediyorum. Siz de dua edin öyle olsun yani. Neyse, kavunumuzu aldık.
Ondan sonra peynirimizi de alalım. Olay bitmiştir. Neyse hemen buradan kurtulmak istiyorum. Yalnız size bir şey söyleyeceğim şimdi. 2005 yılında bu markette çalışıyordum ben. Bu markette gece shiftinde, yani gece vardiyasında çalışıyordum. Çok zor muydu? Evet, bir hayli zordu. Sabaha kadar düşünsene, yani rafları diziyordum falan. Ben yanlış hatırlamıyorsam 9. ya da 10. koridordaydım. Oranın raflarını düzenliyordum. İnanılmaz böyle enteresan bir anıdır. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burada çok enteresan. Karpuzu dilimle satıyorlar, doğru mu? Bak. Mesela bu karpuz. En güzel kısmını da zaten kesmişler. Atmışlar yani kenara. Kim bilir kim yemiştir. Bakar mısın şu ürünün fiyatına? 3.21 şu karpuz. Ah. Yani 3.21 dolar. İnanabiliyor musun? Bir de böyle kesilmişi var. Doğru mu karpuzun? Bu da 5.84. Bir dirim bile değil lan. Şuraya bak. 5.84. Yani 5 dolar 84 sent. Şu kavun. Abi kavun fabrikası kurarsın ya. 7.58. Kavuna bak. Kavuna gel. Ya tamam. Dilimlemişsin. Abartma yani. O kadar da şey koyulmaz yani. Şu bir bardakçık bak, al avucumun içi kadar, 5.3, 5 dolara alıyorsun şu kavunu, görüyor musun bak, kavuna bakar mısın? İnanılmaz pahalı. Eskiden ilk geldiğim dönemlerde tabii karpuzu alıyorduk, Türkiye'deyken hapur hapur yiyorduk yani böyle hayvan gibi karpuzları. Sonra buraya geldim, baktım dilimi, benim aldığım karpuzun 5 katı falan veya 10 katı artık neyse. Yani düşünsene şu karpuzun yarısı. Al abi. Kıyas yap, kafamla kıyas yap. Elimle kıyas yap, al. Şu karpuz 7 dolar ya. 7 dolar karpuzun yarısı. 7 dolar. Uf. Düşünebiliyor musun? Tabii Türkiye'de artık dolar da uçtu, aldı başını gitti. O da ayrı bir mesele ama yapacak bir şey yok. Yani burada deli gibi para harcıyorlar böyle şeyleri. Ha, öte yandan şu da var tabii. Ah. Hindistan cevizi. Oh, ne güzel giriyor sesi vallahi bak. Bu da 1.99. 1 dolar 99 sent. Yani sen şunu Türkiye'den kaç alırsın bilmiyorum ama muhtemelen ateş pahasıdır. Öyle değil mi? Şöyle enteresan meyvelerimiz de var. Papayalar falan. Al bak bu ne kadarmış? Koko. 1.29. Koko bulamıyorum, göremedim. Papaya 1.69. Bir de tomatillos varmış. Bak tomatillo. Bunlar tomatillos. Bak görüyor musun? Bu da açılmış. Bu ne kadar diyor? 2.49. Bunun da bedeli. Evet. Şurada bir saniye. Bu nedir ya? What is this? O da bilmiyor. Kimse bilmiyor bunun ne olduğunu. Üstünde de şey yazıyor bak. Bilen varsa lütfen aşağıda açıklasın. Jicama. Ha, hikama. Hikama, ben bundan yiyorum. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Ben bunun tabii kesilmişini alıyorum hep Trader Joe's'dan. Hikama stick dedikleri olay var. O kadar inanılmaz sağlıklı bir şey ki şu. Hikama. Jicama diye yazılıyor. İnanılmaz sağlıklı bir şey. Ve size çok ciddi manada tavsiye ederim. Atıyorum hani şey yapıyorsanız böyle cips falan çok atıştırmalık seviyorsanız atıştırmalığınızı böyle sağlıklı meyvelerle, yiyeceklerle yapabilirsiniz. Bir de şöyle. Bu da aloe vera. Aloe vera. Alo. Tamam neyse hadi devam ederiz. Kesmece bunlar, kesmece. Bunun ücreti ne kadarmış? Sorry. Bunun ücreti de... 3.88 ücreti var bunun da. Yani tanesi bak böyle alırsan neredeyse 4 dolara geliyor, görüyor musun? Böyle ama kendin keseceksin. Böyle daha ucuz tabii. Şunun bir tanesi 4 dolar. Kesmece bunlar. Mesela eve gidiyorsun, bunu kestin diyelim. Hani videonun başında da bahsettim ya, kusurlu ürün varsa atıyorum bunu beğenmedim, ben bunu beğenmedim diyorsun. Geri getiriyorsun ve iade ediyorsun kesmiş olsan bile. Böyle de bir kolaylığı var yani. Şimdi şöyle bir tavuk aldım. Şu tavuk bütün olarak 5 dolar. Yani birim olarak hesaplarsan Türkiye'den çok daha uyguna geliyor. Türkiye'de komple tavuk
ne kadar bilmiyorum böyle pişmişi. Onu Özgür'e sormak lazım tabii. Özgür, bu konuda lütfen cevap verirsen sevinirim kardeşim. Özgür Türkiye'nin tavuk sektöründeki mafya babasıdır. Neyse, ama şunu bilmiyordum Özgür, bu konuda aydınlatır mısın beni ya? Bütün tavukların içinde şeker var yazıyor ya. Yani bu beni bayağı bir şaşırttı. Yani şeker kullandıklarını bilmiyordum. Tavuğu böyle rotester, yani kızartma şey, ne diyorlar? Böyle makinede çeviriyorlar ya. Öyle yaptıklarını bilmiyordum yani, şeker kullandıklarını en azından bilmiyordum ya. Vallahi bunu daha yeni öğrendim. Şimdi artık hani sağlıklı yaşam falan filan muhabbetlerine girdiğimiz için böyle şeyleri kontrol ediyorum yani. O yüzden dikkatimi çekti ve buna ciddi manada şaşırdım. Özgürcüğüm, bu konuda lütfen bizi aydınlat, teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Şimdi geldim, bu hani aldığım tişörtler vardı ya, onları geri vermeye geldim. Ama gel gör ki sağlam bir sıra var. Sadece işte tek handikapı bu sırayı beklemek oluyor. Onun dışında her şey güzel. Neyse, ben bu arada biraz bakacağım etrafa. İnşallah bu sıra azalmış olur. Sonra bunu birlikte geri vereceğiz. Şimdi ne yaptım? Gittim, geri iade ettim. Aslına bakarsanız tişörtlerden birisi çok küçük gelmişti bana. Oradaki kasiyer hanımefendi dedi ki işte bakayım barkodları aynıysa, bir büyüğünü buldum gerçi o tişörtün. Bakayım dedi, barkodları aynıysa şey yapmana gerek yok tekrar dedi. Bir daha ödeyeyim bilmem ne falan filan yok. Bir tanesini de aldığım tişörtlerin bir tanesi de bayan tişörtüymüş. Ona da güldük bayağı tabii orada. Neyse, çekemedim çok ayıp olmasın diye kadına. Çekmek istemedim orada açıkçası. Çok hızlı sürdü. Hiçbir şey sormadılar. Direkt tişörtü aldılar. Pıt, geri iade ettiler. Neyse, burada bütün ürünleri neredeyse Amerika'da bütün ürünleri alıp bir ay içinde geri iade edebiliyorsunuz. Bundan bahsetmek istedim size bu videomda. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Tabii bundan çok fazla faydalanan insanlar var. Yani bunu açıkçası suistimal edenler var bunu. Fazlasıyla hem de. Ama bunlar Amerika'nın yerlileri değil çoğu. Bunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye.